sevgili Otoajanda izleyicileri. Bu kez konuğumuz Renault'un Bursa tesislerinde üretimine başlanan yeni Megane Sedan. Türkiye'nin en büyük otomobil satış segmentine giren Megane Sedan, Renault için as solist olacak diyebiliriz. Uzun yıllardır Fluence ile bu alanda açık ara önde olan ve Toyota Corolla ile çekişen Renault Megane, şimdi sedan versiyonuyla Türkiye'de yeniden liderliğini pekiştirmek istiyor. Toyota Corolla'nın en büyük rakibi olacak. Honda Civic Sedan'ın işi o kadar rahat değil. Ama bunlardan Toyota Corolla Sedan'ın Türkiye'de üretildiğini ve yaz aylarında makyajlandığını hatırlatalım. Yeni haliyle o da yollarda. Yine Honda Civic Sedan'ın çok radikal bir şekilde tüm dünyada makyaj elden geçirildiğini ve 10. jenerasyon olarak Türkiye'de de üretilerek yollara çıkacağını hatırlatalım. Böyle bir durumda Opel'in elinde güçlü bir Astra sedan var. Henüz yenilenmemiş olsa da, yeni kasaya geçmemiş olsa da güçlü bir dizel motora sahip sedan Astra varken Megane'ın bütün bu yoğun rekabet ortamında neler yapacağını tamamen sizler göstereceksiniz. Yani bu ne demek? Test edeceğiniz Megane sedanlarda aradığınızın ne olacağını sizler bulacaksınız, sizler karar vereceksiniz. Megane sedan kendine avantaj olarak yeni teknolojileri, üst sınıftan teknolojileri, 550 desimetre büyüklüğündeki bagajını, dizel ve benzinli motor seçeneklerini 62.600 liradan başlayıp 116.000 liraya kadar çıkan full bütün ekipmanların dolu olduğu 116.000 liraya çıkan fiyatını öne sürüyor. Megane sedanı neden almalısınız? Türkiye'de veya dünyada bir Megane hayranlığının oluşmadığını biliyoruz. Dünyadaki yeni markalardan biri. Geçmişi 1998 yılına yine Türkiye üretimine uzanıyor. Türkiye otomotivi açısından önemli bir kilit taşı. Ama ya ben Megane'cıyım diyen bir grup henüz oluşmadı. Oysa bunun başka modellerde bir fan club'ların oluştuğunu, başka markalar içinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Marka ve model açısından arkasında bir hayran kitlesi henüz oluşturamamış olan bir model hakkında ne söylenebilir? Aslında 5 yılda 500 bin adetlik üretim ve satışın yapılacağı 130 ülkenin içinde Türkiye'nin çok özel bir yeri olduğunu hemen belirtelim. Bunun içerisinde Türkiye yıllık 20 ila 30 bin adedin düşeceğini belirtebiliriz. Tabii bir de bunun karşısında Renault'cuların rakibi olarak karşısına bunun ağabeyi Talisman çıkarken bir de ithal edilen İspanya üretimi Megane Hatchback bulunduğunu hatırlatalım. Megane sedanda hoşumuza giden yanlar öncelikle ve kesinlikle tasarım. Yolda kendini belli edecek öndeki C formlu farlar aracın gece ve gündüz her zaman hem eski modellerinden hem de yeni modellerinden diğer modellerden ayrılmasını sağlayacak LED ve 3D özellikler içeriyor. Bu farların dışında önde iri panel zaten Renault'un diğer modellerinde görmeye alıştığımız artık Koleosto ve Kadjar'da görmeye alıştığımız özellikler ve tasarım çizgilerini barındırıyor. Renault'un baş tasarımcısı Van Daneker ön tasarımda Renault'un küçüğünden büyüğüne tek yüze, tek ön yüze geçiyor. Diğer özelliklerine geldiğimizde aracın görüntüsünde arkaya doğru ilerleyen 5 metreye yaklaşan 4.731 santim büyüklüğündeki uzun gövde bize geniş bir bagaj hacmi ve geniş bir aks mesafesi, dingil mesafesi veriyor. Bu da arka koltuklarda oturan yolcular için yeterli diz ve baş mesafesini sağlayacak özelliklerde. Diz mesafesini aks genişliğinden 1.800'e yakın yerden yüksekliğinde baş mesafesinden yakalayabiliyoruz. Peki bu aracın arkasında da bizi ne karşılıyor? Bu aracın arkasında da bizi aslında çok belirgin bir arka yüz karşılıyor. Renault aracı markasının çizgilerine, tasarımına getirirken sadece ön yüzü değiştirmekle kalmamış, arka yüzde de çok belirgin iki gözlüğe imza atmış durumda. İşte bu gözlük gündüzleri de yanan LED kırmızı ışıklar içerisinde yer alan arka farlar. Bu arka farlarda aracın, önünüzde giden aracın Renault olduğunu anlayabileceğiniz ayrıksılık içeriyor. Yeni nesil dizel motorlarından öncelikle 1.6 litre dizel motorun 130 beygir güce sahip olanını Megane Sedan ailesine uyarlamış. Bunu manuel vitesle satın alabilmek mümkün. 110 beygir ise 1.5 litrelik dizel motorda 110 beygir ise EDC şanzımanla kombine olarak da satın alınabiliyor.
Bunun dışında Renault donanım seçenekleri olarak bu araçta klasik Touch Icon gibi donanımlarını uyguluyor. Bu seçenekler arasından herhangi birini satın almak mümkün. Araca baktığımızda ilk izlenim hakikaten dolu bir araçla karşı karşıyayız. Bu araç bize kompakt sınıfın üzerinde bir duyguyu hissettiriyor, bunu söyleyebiliriz. Araçta deri koltuklar, 8.4 inç büyüklüğündeki dokunmatik ve kapasitatif dikey portre tarzı ekran, elektrokrom ayna, head-up display ekran ki buradan aracın ne kadar hızlı gittiğini ve navigasyon gibi bilgileri görebilmemizi sağlıyor. Uçaklarda kullanılan bir sistem bu, biliyorsunuz. Şu anda biraz hızlandığımda aracın klima sesine motor sesinde karıştığını duyabiliyorum ama rahatsız edici değil. Kumanda kolları ergonomik, müziği asla YouTube'da beklenmemek için açmıyoruz. Radyo vesaire bütün sistemleri buradan ayarlayabiliyoruz. Klima da buradan ayarlanabiliyor öndeki portre ekran üzerinden. Aracın önünde aslında Fluence'da veya önceki nesil Megane'dan da bize tanıdık gelen gösterge paneli var. Bu biraz daha elden geçirilmiş ve elektronik hale getirilmiş. Gösterge panelinde dijital ekran kullanılıyor. Dijital ekran üzerinde hız göstergesini görebiliyoruz. Renault bu araçta Megane ailesinde yeni bir Talisman ile başlayan, Espace ile başlayan, Colioso'da kullanılan yeni nesil teknolojide kullanıyor. Bunlara yer veriyor. İşte bunlar arasında neler var derseniz, öndeki araçta takip mesafe kontrol sistemi aktif olarak bunu ayarlıyor. Bir nevi yarı otonom sürüş. Bunlardan biri şerit takip sistemi. Şu an bunları açmadım. Çünkü bunların sinyalleri aslında sürüşte insanı uyarıcı. Ama biz çok uzun olmayan bir mesafe kullanacağımız için bunlara birazdan müdahale etmek gerekecek. Şimdi bunları söylerken bir de Multisense adını verdiği, Renault'un Multisense adını verdiği araç içi ortamı ayarlamaya, aracın ayrıca motor ve süspansiyon değerlerini ayarlamaya yarayan özellik mevcut. Bu özellikler aslında 5 bölümde ele alınıyor. Talisman'da, Espace'da, yani Renault'un bu platformda ürettiği yeni nesil modellerde yer alan bu özellikler aracın iç renginden, aracın tekerleklerine, süspansiyon sertliğine ve aracın sesine kadar, tabi bu sesi içeride siz duyabiliyorsunuz, tümünü ayarlıyor, ayarlamamıza yardımcı oluyor. Bu araç bir nesil önce Türkiye'de üretilmişti, daha önceki yıllarda ve o dönemde Türkiye'nin sembolle birlikte en çok satan araçları arasındaydı. Şimdi bu aracın nasıl konumlandırılacağını bugün yapılacak toplantıda markanın Türkiye'deki yeni genel müdürü Berk Bey'den dinleyeceğiz. Fakat aracın fiyatlarını ele almamız gerekirse araç 62.600 liradan başlayan fiyatlarının yanı sıra bir de en dolusuyla, en üst versiyonuyla bize 100 bin liralık bir fiyat sunuyor. Ama aracın özellikle 2017 yılı için satış hedefinin 30 bin lira rakamlar olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Renault Türkiye'deki Astor üstü Fluence'ı kaybediyor. Fluence ile filolara hitap eden marka bunun yerini artık Megane sedan ile dolduracak denebilir. Burada hemen belirtmemiz gerekiyor. Bu araçta neler var dersek, bu araç aslında 110 beygir gücündeki dizel 1.5 litrelik motora sahip bu araç. Bu aracın torku 250 Nm. Renault'un kendini kanıtlamış. Bugüne kadar diğer modellerde de ve hatta Nissan'da da kullanılarak kendini kanıtlamış motoru. Hiç gözü kapalı, yakıt tüketiminden, hızlanmasından, performansından gözünüzü kapalı ilerleyebileceğiniz bir motor. Ben bunu söyleyebilirim. Çünkü Renault bunu hem Dacia'da, hem Renault'da, hem Nissan'da kullanıyor. Hatta Mercedes'te de kullandığını söyleyelim bu motoru. Şu anda bu motor için konuşulan diğer model ise Infiniti. Yani neredeyse dünyanın en yaygın kullanılan motorlarından birini yaptı Renault bununla. Ve bu motor da Türkiye'de üretiliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Bursa'da biri otomobil üretim hattı, biri de motor üretim hattı olan Renault, işte bu motorun da içinde bulunduğu motor ailesiyle Renault'da 750 bin adetlere koşuyor. Bu aracın 0-100 hızlanmasının
12-13 saniye yakın olduğunu belirtmemizde fayda var. Performans için satın almak isteyenler memnun kalır ama yüksek bir performansa bu araçta erişmenin ya da 0-100 hızlanmasında torkunun üst noktalarda devam ettirmesini beklemek gerektiğini burada belirtelim. Biraz önce performans dedim ama bir yarış otomobili performansı değil tabii ki. Aracın yakıt tüketiminden bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda elimizdeki resmi veri bu aracın şehir içinde 4.1 litre, şehir dışında yolculuklarda 90 km sabit hızla ise 3.6 litre yakıt tükettiği yönünde. Ortalamaya vurduğumuzda bu iki tüketim için 3.8 litrelik bir tüketim değeri veriyor. Yani hızlı gidişlerde aracın adeta havalanmaya yakın bir yapısını hissederdim. Buradaysa artık o hissin azaldığını, onun yerine hakikaten yola daha yapışan viraj dönüşlerinde arka süspansiyonların ve sistemin de verdiği güçle daha yapışkan, daha yol tutucu bir aracın altında bulunduğunu hissediyorum. Bu da bana güven veriyor. Çünkü araçta artık standart olarak ESC sistemi de bulunuyor. Daha hızlı dönüşlerde kontrol kaybetmenize yakın virajlarda bu sistemde devreye girerek sizin savrulmanızı, yoldan çıkmanızı engelleyecek şekilde müdahale ediyor. Elektronik bir müdahaleyle yolda kalabiliyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var.